Selamlar arkadaşlar. Az önce izlediğiniz gibi bu odada 3 tane yavru kedimiz var. Koruma altına aldık. Biraz ses yapabilirler. Gerçi sizler yavru kedi sesinden rahatsız olmazsınız. Ama inanın ki evde size bir şeyleri anlatabilmem için müsait bir köşe yok. Kedi odasına gidiyorum. 10-15 kedi birden tripoda saldırıyor, telefona saldırıyor, bana saldırıyor, tepeme çıkıyor. Ev zaten çok sıcak arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim üst kat, önceden izleyenler için. Bizde çatı yok, açık teras var. Ve birinci kattaki ile ev sahibimiz arasında husumet oluştuğu için yazın yazlığa giderken terası ona kullandırmamak için orayı kilitlemiş gitmiş. Binada bir havalandırma sistemi yok. Perişanız yani, anlayacağınız. Arkadaşlar uzun zamandır video paylaşamadım. Neden paylaşamadım? Biliyorsunuz yaşadığım bazı üzücü olayları izlememiş olanlar için, yeni izleyenler için bizim mahallemizde baktığımız sokak kedilerinden Haydar'ımızı kaybettik. Zaten yıllardır kronik üst solunum yolu hastasıydı arkadaşlar. Her soğuk havada çok hastalanıyordu ve biz tedavisini biliyorduk, yapıyorduk, yaptırıyorduk, iyileştiriyorduk. Havanın güzel zamanı. Zaten evde zapt etmemiz mümkün değildi. O yüzden tekrar onu sokağa bırakıyorduk. Sokakları seviyordu, özgürlüğünü seviyordu. Yani son 3-4 yıldır bizzat tedavisiyle kendim ilgilendim. Bu son süreçte de çok fazla ilgilendim. Hatta sadece ben ilgilendim dersem haksızlık etmiş olurum. Arkadaşlar biliyorsunuz onun sığındığı bir esnaf kardeşimiz var. Kuaförümüz Dilan. Birçok sokak hayvanı soğuk havalarda işte onun iş yerine sığınır. Kapısından mama yer, su içer. Haydar da öyle sıkıntılı zamanlarında Dilan'a sığınıyordu. Dilan'la güzel bir dostlukları vardı. Zaten o bölgeyi çok seviyordu. Haydar tedavi sürecinde evde durmak istemiyordu. Günlük iki kere şeye gidiyorduk, kliniğe gidiyorduk arkadaşlar. Sabah ve akşam. Haydar. Haydar iyileştim. İyileşmeye koşuyoruz oğlum. He? Koşuyoruz, koşuyoruz, koşuyoruz. Ne yapıyorsun Haydar? Ne yapıyorsun? Ay bir daha hapşurduk. Hadi bakalım. Serumları vardı. Çok ilaçları vardı. Bu seferki onu kaybetme sebebimiz yalnız üst solunum yoluyla çok alakalı değildi. Haydar sokaklarda da gezdiği için artık ne yediğini bilmiyoruz ama parazite bağlı olarak bağırsak enfeksiyonuna yakalanmıştı. Arkadaşlar ne yaptıysak Haydar'ı toparlayamadık ki biz bu rahatsızlığından yaklaşık 20 gün önce Dilan'la birlikte iç parazitapı yutturmuştuk. Hatta Haydar'a iç parazitapı yutturmak çok zordu. Bunun için otomatik bir aparat almıştı Dilan sağ olsun. O aparat aracıyla yutturmuştuk. Fakat nasıl bir parazitti, nasıl bir enfeksiyondu arkadaşlar? Yaklaşık 7 tane iç parazit iğnesi ve herkesin çok iyi bildiği, belki ismini buradan söylemem doğru olur mu bilmiyorum, bağırsak enfeksiyonu için kullanılan, önce ağızdan kullandık şurup şeklinde. Arkadaşlar mideden bir fayda sağlamadığını görünce bu sefer serum yoluyla o bağırsak enfeksiyonu için antibiyotik kullanıldı. Onu beslemek için serumlarımız vardı. Yani onun bağışıklığı düşmemesi için B vitamini veriyorduk. Biliyorsunuz her vitamin kedilere kullanılmıyor. Neden? Çünkü böbreklerinde ve idrar yollarında kristalleşmeye sebep oluyor. Bütün bunları klinik veteriner hekim denetiminde yaptık. Serumlarını, iğnelerini yediği zaman biraz toparlanıyor gibi oluyordu arkadaşlar. Fakat 3-4 saat sonra Haydar yeniden çöküyordu. Bu sefer yine akşam serumlarını, iğnelerini yediği zaman birkaç saat yine iyileşiyordu. Yani veteriner hekimimizin dediği şu. Hani artık böyle araba bozulur da
geçici çözümler bulursunuz. İşte geçici olarak yağlanır, bakım yapılır falan. Biraz daha gider, sonra birkaç gün sonra yine çeker. Haydar'ın durumu artık oydu arkadaşlar. Yani Haydar'da yapılacak hiçbir şey kalmamıştı. Ama tabii ki bu tedavi sürecinin sonlarına doğru Haydar'ın biraz daha toparlandığını fark ettik ve yaklaşık 15 gün belki de daha fazla dünya kadar iğne, ilaç, serum yedikten sonra tedaviyi sonlandırma kararı aldık. Ama yine de gözetim altında tabii ki. Hemen damar yolunu falan çekmeyelim dedi hekimimiz. Bir gün iki gün gözlemleyelim. İhtiyaç olursa hemen tekrar seruma döneriz dedi. Biz de onun önce iştahını kontrol ettik. Çünkü iştahı yoktu. Arkadaşlar, bir gün bekledik. İkinci gün ona ve işte Dilan'ın oradaki arkadaşlarına ben tavuk pişirdim. Çünkü Haydar evde durmak istemiyordu. O hasta halinde inanın öyle bir bağırıyordu, öyle bir bağırıyordu ki. Arkadaşlar bak, bugün oldu da Arife'den 2-3 gün önce vefat etmişti. Halen daha o bağırma sesleri kulağımda yani. Hep istiyordu yani, özgürlüğünü istiyordu, Dilan'ın orayı istiyordu. Böyle bağırırken öyle böyle bağırmıyor. Gözünden yaş geliyor bak. İki gözünden böyle burnuna yaş geliyor. Yani resmen ağlıyor. Gideceğim diyor, ağlıyor. Dışarılarda, sevdiği yerlerde ölmek istiyor. Ben ne yapayım? Ben ne yapayım, ne yapayım? Sağ olsun Dilan da bayram üstü o kadar yoğun olmasına rağmen müşteri falan dinlemem dedi yani. Haydar dedi bu kadar hasta, bu kadar acı çekiyor. Belki de Haydar'ı kaybedeceğiz. Ben dedi gündüzleri en azından Haydar'ı alayım. O kadar işin gücün arasında sabahları Haydar'ı alıyordu arkadaşlar. Gidiyor oğlum. Çok ballı lokma mısın sen ya? Ne kadar ballı lokması? Al oğlum. Al. Geldi zaten. Yerine, köşesine geldi. Değil mi Adar? Ben burada yatacağım. Ben burada yatacağım desene. Ah yavrum. Gözler gitmiş, bayağı gitmiş, gözler gitmiş. Ben de 20 tane kediyi bırakıp bütün gün orada geçiremiyordum. Hani en fazla bir iki saat gidiyordum, yanında duruyordum. İşte bu damar yolunu çekmeden önce işte orada tekrar iştahına bakalım diye. Çünkü klinikte konserve falan açtık. Gayet güzel yedi. Veteriner hekimimizin hoşuna gitti. Ertesi gün biz orada tavuk partisi yaptık. Görüntülerini izleteyim arkadaşlar. İyi, İyi mi? Adam. Adar. Yiyor. Parti verdik. Hem de Haydar'a moral olsun diye damar yolunu, eğer hani yemesi çok az yiyor. Hani biraz daha düzenli olursa kolundaki o damar yolunu çıkartmayı düşünüyoruz bugün. Onun için Haydar'ı gözlemliyoruz. Ben de o gün videoları da götürdüm veteriner hekimimize. Videolarla birlikte anlattım dedim yani, iştahı falan güzel. O zaman damar yolunu çekmeye karar aldık arkadaşlar. Damar yolu biliyorsunuz çok uzun süre tek kolda açık kalamıyor. Eğer tedavi uzun sürerse bir koldan öbür kolu alıyorlar. Bu da onun için çok sağlıklı değil. Neyse arkadaşlar, damar yolu çekildi. Bir iki gün gene bir keyifsizlenmeye başladı. Apar topar yine veterinere götürdük ama bu sefer veteriner hekimimiz dedi ki yani 2 gün, belki de 3 gün, yani Haydar artık kaybediyoruz dedi ve yapılacak hiçbir şey kalmadı. Öylelikle arkadaşlar yani şimdi ben bu videoyu paylaşırken benim için biraz zor olacak. Çünkü o günlerde hep size izlettiğim bu videoları Haydar iyi olacak da paylaşacağım diye çekmiştim. Fakat iyi olamadı.
O yüzden ben o günden beri bu videolara bakamadım. Fakat Haydar öyle kolay unutulsun istemiyorum. Burada anı defterinde, anı günlüğümüzde Haydar'ın hikayesi geçmiş videoları gibi burada da kalsın istediğim için bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar sağ olsun. Yine de gayretle Dilan dediğim gibi iş yoğunluğunun arasında müşterilerine bile borç vererek onun için, onun mutlu olması için elinden gelen her şeyi yaptı. Artık şırıngayla, spatulayla yedirmeye çalışıyordu, su içirmeye çalışıyordu. Fakat en son gördük ki artık boğazından su bile gitmiyordu. Artık Haydar'ı kaybediyorduk. Ve o gün arkadaşlar duamız daha fazla acı çekmemesi içindi. O gün de kaybettik arkadaşlar. İşte bunları anlatmak için, bunlarla yüzleşebilmek için biraz zamana ihtiyacım vardı. Çok arkadaşım sağ olsun mesaj attı, telefonla aradı. Çoğunuzla iletişim kurabildik. Allah razı olsun. Ama merak eden tabii ki başka arkadaşlarımız da var. Onlar için de bu videoyu çekmek istedim. Hem Haydar'ın hatıraları kalsın son zamanına ait istedim. Arkadaşlar böylece Haydar'ı kaybetmiş olduk. 13-14 yaşında ve ömrünü sokaklarda geçirmiş. Her ne kadar sevenleri olsa da bizler olsak da yine de istediği şekilde özgür bir şekilde yani sevenleriyle birlikte sokaklarda yaşayabilen belki de en uzun ömrü yaşamıştır Haydar. Çok akıllı bir kediydi. Resmen oturmuş bir karakteri vardı. Yani çok yakın bir dostumuzu kaybettik. Hala daha ne Dilan ne de ben onu yani unutamıyoruz. Mesela Dilan diyor ki hep gelecek böyle temiz su isterdi. Haydar su isteyecek gibi hissediyorum. Hep kapıya bakıyorum diyor. Hiç unutamıyoruz. Hepsinin tabii ki acısı zor. Ama Haydar bizi çok yıktı arkadaşlar. Bu video biraz uzun olacak. Şu anda izlemeye yeni başlayan arkadaşlar, sonradan tekrar müsait olurlarsa, baştan izlerlerse seviniriz. İzleyemezseniz de canınız sağ olsun arkadaşlar. Ben Haydar'ın üzüntüsüyle biz böyle perişanken arkadaşlar, bu arada biliyorsunuz benim geçici yuvada sokaktan kurtarılmış bir anne yavru kedi. Ayrıca besleme bölgeme atılmış bir yavru kedi. Geçici yuvada bir arkadaşımızdaydı sağ olsun. Oradan alınmaları gerekiyordu. Çünkü arkadaşımız hastanesini ziyarete gidecekti ve araya bayram tatili girmişti. Neyse arkadaşlar tam Arife günü Haydar'ı kaybettiğimizin 3. 4. günü belki tam bilemiyorum. Onlar bir süre klinikte kaldılar. O arkadaşımızdan aldım ben. Haydar'la uğraşıyordum, onlarla ilgilenemezdim. Onları kliniğe klinik pansiyon şeklinde yatış yapmıştık. Bu arada anne kedimizi kısırlaştırdık, sağ olsun bir dostumuzun desteğiyle. Onları almam gerekiyordu arkadaşlar. Çünkü veteriner hekimimiz de yola çıkacaktı bayram tatiline. Kendimi toparladım zar zor. Gittim onları almaya. Orada biraz sohbet ettik falan. Hani biraz açılmaya çalıştım. Çünkü evimde 20 kedi var. Dışarıda onlarca kedi var. Kendime gelmem lazımdı. Fakat onları almaya gittiğimde orada arkadaşlar içime bir ateş düştü. Çok üstünde durmak istemedim. Dedim ki acım taze ya ondan herhalde dedim. Neyse oradan kedileri aldım arkadaşlar. Eve getirdim. Onları yerlerine yerleştirirken bu anne kediyle yavru kedileri. Bir an telefonuma bir baktım ki telefonumda bir sürü arama ve mesaj. Ben yolda gelirken duyamamışım. Zaten buralar vızır vızır, gürültülü yerler. Neyse arkadaşlar, hatırlayanlarınız olacaktır belki. Ben buraya onun da videolarını koyayım bulabilirsem. Çok emek verdiğim minnoş kediyi geçen yılki videolardan hatırlarsınız.
Minnoş kedimizi tam Arife günü 15 yaşlarında bir çocuğun altında araba, bir doblo arabayla ezip gitmesi sonucu kaybetmişiz arkadaşlar. Onlara bakan aile, bir Suriyeli aile, çok da güzel bakıyorlardı. Dinlemiyordu, çıkıyordu dışarı. Çıkarmak istemiyorlardı. Oysa ki çok temiz kediydi, evde bakmak istiyorlardı. Fakat bizim Haydar gibi ne yazık ki sokağa, özgürlüğüne alışıktı. O gün Arife günü, o gece rüyasında o ailenin annesi bir kediye araba çarptığını görüyor rüyasında. Minnoş'a diyor ki asla bugün dışarı çıkamazsın, kötü rüya gördüm diyor. Ve çıkarmamak için diretiyor. Arkadaşlar, çocuklar eve girip çıkarken nasıl oluyor bilmiyorum. Bizim Minnoş kedi evden fırladığı gibi geçen arabanın altında kalıyor. Çok yani öyle bir kayıptı ki arkadaşlar, ben nasıl dayandım da onu gömebildim bilmiyorum. O perişan halini iyi ki de çekmedim arkadaşlar. Allah kimseye göstermesin. Hiçbir canlıya da göstermesin. Benim cansever dostlarıma da öyle bir cenaze göstermesin. Çocuklar şaşırmışlar. Bana ulaşamayınca belediyeyi aramışlar. Belediye de Allah kahretsin ki gelmiş, demiş ki bu kedi ölmüş, almış çöpün kenarına koymuş. Yani yaptığı şeye bakın. O çocuklar için büyük bir travma. O çocuklar yıllardır o kediyle beraberler. Ailenin bir ferdi gibi. Alıp da onu çöpe koymak, çöpün kenarına çekip koymak ne demek ya? Gerçekten yani bu belediye çalışanlarını böyle eshefle kınıyorum. Eshefle kınıyorum. Bu kadar duyarsızlık olmaz ya. Gerçekten yani ben kendi adıma bu çalışanlara bizlerden kesilen vergilerle ödenen maaşları helal etmiyorum. Bu çalışanlara ama. Benim duyarlı çalışanlara lafım yok. Neyse arkadaşlar, neyse ben dönüş yaptım. Çocuklar deliye dönmüş. Tabii evin annesi kadın. Kedileri çok sever. Minnoş çok sever. Hatta bizi Suriye'ye gönderirlerse Minnoş'u da götüreceğiz. Biz alıştırırız falan diyorlardı. Yani o kadar yani bu ülkeden gitmek zorunda kalırsak bile onu bırakmayız diyorlardı. O çocukların travmasını hala yani gözlerimin önünden gitmiyor. O kadar böyle şoktalardı ki. Neyse, kutu içine koyun dedim. Buraya getirin, sakin olun, soğukkanlı olun. Ben iniyorum aşağı dedim. İndik. Ben kazmaya çalışıyordum arkadaşlar. Elim ayağım da titriyor bir anda. Babaları yetişti çocukların. Ama hepsi ağlıyorlar. Çocuklar, babası. Ağlıyor ağlıyor arkadaşlar. Kazdık ve Arife günü Minnoş kedimizi de toprağa verdik. Sonra burada arkadaşlar başka, yani hani sizin belki sokak beslemelerinde gördüğünüz ama tabii ki böyle hani özellikle videolarda tanıtılmamış çok kedi var beslemelerde. O kedilerden de kimini araba çarptı, kimisi apartmanlara girip çatılardan düştü. Arkadaşlar, kimisi ne olduğu belli olamadan kulübelerin içinde ölüleri bulundu. Yani size anlatamam yani. O kadar çok kayıp verdi ki mahallemiz. Bunların hepsi üst üste geldi. Ve o sıralarda tabii ki üzüntüler yaşadık. Umut da çok üzüldü. Biz sağlık sorunlarıyla baş başa kaldık arkadaşlar. Önce Umut hastalandı. Bayağı çok hastalandı. Ardından ona bakmaya çalışırken ben düştüm, hastalandım. Biz bir 10 gün kadar arkadaşlar çok hastaydık. Sonra özellikle ben psikolojik olarak bir toparlanamadım. Dedik işte bir buluşma yapalım. Zaten uzun süredir aklımızda vardı. Ta Şubat'tan beri arkadaşlar. Araya deprem girdi, sel girdi, hastalık girdi. Bir sürü şey oldu. İşte Esin arkadaşımız çok istiyordu bu buluşmayı. Buluşalım dedik. Bu buluşma esnasında da işte gelecek olan arkadaşlarımızın kiminde sağlık sorunları oldu, kiminde ailelerden birilerinin sağlık sorunları oldu. Hadi dedik işte, önceleri sürekli evde bir şeyler hazırlayıp götürüyorduk. Bu sefer dedik öyle olmasın. Zaten yılda bir kere buluşuyoruz. Bir yerde kahvaltı edelim falan. Fakat öyle bir yere gittik ki arkadaşlar, kalabalıktan
ki yani böyle ucuz mucuz bir yerde değil yani. Fakat buna rağmen kalabalıktan değil canlı yayın yapmak, video çekmek, fotoğrafı bile zor çekindik. Bahçe dolusu zaten bahçede falan yer bulmamız mümkün değildi. Yağmur yağdı arkadaşlar. Bahçedeki sıra bekleyenler yağmurun altında beklemeye devam etti yani. Onun için yayın falan da yapamadık. İnşallah bir sonraki buluşmamıza, tabii bir sonraki buluşmamızı daha organize bir şekilde yapmayı düşünüyoruz. Şu, o da yakın bir zamanda. Tam tarihi belli değil. Arkadaşlar, tabii ki bu süreçte hasta da olsak, ne olsak da bakıma muhtaç canlarımıza bakmaya devam ettik. Evde yani şu an 23 tane ama eğer Esin arkadaşımız o anne, yavru ve benim besleme alanıma, daha doğrusu böyle çöp gibi bir yere atılan diğer yavru kediyi sahiplenmeseydi şu anda 26 kedi olacaktı arkadaşlar. Sağ olsun, Allah razı olsun. Sırf ben gibi insanlara destek olabilmek için yurt dışında yaşamasına rağmen arkadaşlar gelip Türkiye'den bir ev kiralayarak böyle zor durumda kalmış, sokağa alışık olmayan kedilerimizi sahiplendirdi. Onlara bir düzenek kurdu, bir yardımcı bayan ayarladı. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmuyor demek. Yukarı şimdi inşallah vazgeçecek bu. Yani şöyle söyleyeyim. Esin de gerçekten belki bu bölümde bana kızanlar olacaktır. Ama ben yine de içimden geçen olduğu gibi söyleyeceğim. Kızanlar da kendi bilir. Herkes gibi birisi arkadaşlar, fabrikatör falan değil. Yurt dışında yaşıyor. Tek avantajı belki o. Gidip geliyor. Ama Esin bunları yapabiliyorsa demek ki çoğunuz yapabilir. Ve bize asıl destek buymuş, biliyor musunuz? Ben bunu anladım buradan. Çünkü niye diyeceksiniz arkadaşlar? Bakın size şöyle söyleyeyim. Hatice ile Hatice ile yavruları biliyorsunuz yol kenarında bir yerde doğmuştu. Ben onları hep dışarıda korumaya, kollamaya çalıştım ama vızır vızır arabalar geçiyor, yağmurlar, seller oluyor. Yavrular yola doğru sürünerek çıkıyor. Hatça birini toplarken biri ezilecek. Köpekler geçiyor, bilmem ne oluyor. Çoğu kişi de hani al onları, bilmem ne falan. Zaten bir gece alarm verildi, Şubat ayıydı. Çok böyle yağmur, sel olacak diye ve ben o gece gözlüğümü kararttım. Hatça ile yavrularını aldım geldim. Orada maksadım neydi? Yavruları işte emzirme süresi tamamlanınca yavruları sahiplendirmek. Ondan sonrasında arkadaşlar anneyi de tekrar dışarı bırakmak. Fakat yavrulardan sadece bir tanesini doğru düzgün bir aileye verebildim. Biliyorsunuz hani Ankara'ya götürdüm. Orada teslim ettim falan. O videoları bilirsiniz zaten, çok ağlamıştınız. Ve ne kadar çok işte dualar aldım, işte mama desteği aldım falan filan. Ama ne oldu arkadaşlar? Bunlar birer ikişer seferlik destekte kaldı. Ama Hatice kaç senedir hala yaşıyor. Çocukları da bana kaldı. Hatice'nin sadece mama derdi yok ki. Arkadaşlar, Hatice'nin aşıları var, çocuklarının iç dış parazitleri var. Ve evde 23 tane kediye iç dış parazit yapmak ne demek, biliyor musunuz? Ne kadar çok mama gidiyor değil mi bu evde? Ona göre de kum gidiyor arkadaşlar, öyle düşünün. Hani öyle yıkanabilir kumlar falan bizim ev için, 23 kedi için uygun değil. Çünkü evin her yerinde kediler var. Ondan bir tane alırsınız, bir gider vardır. O gidere bağlarsınız. 3-5 kedi için belki onu kullanabilirsiniz. Ama bu odada kediler var, öbür odada, mutfakta.
Arkadaşlar ben bu evde mutfakta uyuyorum. Benim bu evde bir yatak odam yok, bir yatağım yok. Yani ben bu kadar fedakarlık yapmış birisiyim. Yapma diyeceksiniz. Yapmayayım. Hadi aşağıda doğmuş Suriyelilerin dükkanında kediler. 6 tane. 7 doğmuş da birini doğduğu gün kaybetmişler. Şimdi adam 2 aydır bana diyor ki işte bu kedileri bir yere bırakacağım, edeceğim falan. Ben hani anneyi kısırlaştırdım. Bunlara mama götürüyorum, ilgileniyorum falan ya. Şimdi bırak diyeceğim. Yavrulara bakıyorum. Anneyi emiyorlar. Demesi kolay. Onlar da bırakacak. Tamam mı? Ben alttan alıyorum. Diyorum ki işte yuva bulalım, edelim. Biraz daha emsinler. İşte o arada mama desteği veriyorum. Benim mamam kendime yetmiyor. Bir kişinin desteğinden ne olur arkadaşlar? Arada sağ olsun Meryem Hanım destek oluyor. Yani tek tük destekler oluyor. Mesela o klinik zamanları geçen ay Melahat Hanım destek oldu. Ama olmuyor arkadaşlar, olmuyor. Gerçekten yetmiyor. Ne kadar en ucuz beğenmediğiniz mama, veterinerlerin kullanmayın dediği mamalar 750 lira olmuş torbası. Bir hafta gitmiyor bize. 750 liralık mama bize bir hafta gitmiyor. Bizim aldığımız 1200-1300 liralık mamaları düşünün bir de. Arkadaşlar ya kaliteli mamaya vereceksiniz parayı ya da hayvanlar hasta olacak götürüp kliniğe vereceksiniz. Hangisi? O zaman o para zaten senden çıkacak. Bir de hayvanların acı çekecek. Sen de üzüleceksin. Mecbursun kaliteli mama kullanmaya. Başka çaresi yok. Sonra arkadaşlar Nazlı kedi örneğin. Bana pide kutusunda ayak kemiği dışarıda üç yerinden kırılmış teslim edildi. Ne oldu? Nazlı bir kere destek aldı. Veteriner o zaman yardımcı olanlar oldu. Dediler ki işte 3 ay 5 ay kafeste kalacak, atlamayacak, hoplamayacak. Arkadaşlar Nazlı tam 1 yılda iyileşti. O 1 yılda da ne oldu? Zaten yavruydu, 3 aylık falandı bu olay olduğunda. O da araba ezmişti. Ne oldu? Nazlı bana kaldı, unutuldu. Böyle kurtarılıyor, ediliyor, şak şak yapılıyor. Destek geliyor sağ olsun. Ama ne oluyor? Onlar arkadaşlar yani bir tane eşya değil ki şuraya koyayım köşede dursun. Onların yemesi, içmesi, aşısı, paraziter uygulamaları devam ediyor arkadaşlar. Ve ekonomik kriz tamam kabul ediyorum. Dünyada var diyorlar, Avrupa'da var ama Türkiye'deki kadar değil. Biz birçok arkadaşımızla oradaki mamaları, bilmem neleri karşılaştırıyoruz arkadaşlar. Yani oranın ekonomisini de biliyoruz. Biz de haber izliyoruz. Biz de ekonomiyi, dünyayı biz de takip ediyoruz. Asla Türkiye gibi değil. Ama %7'lik, %8'lik bir enflasyonla herkes Türkiye'deki bu hayvanlardan elini yavaşça çekti. Yani kusura bakmayın arkadaşlar, hani sistem olarak şey yapmayın bunu. Ama biz bu kadar bedenen yorulurken siz sadece destek vererek ki bu eğer bu benim sorumluluğumsa senin de sorumluluğun. Bakın burada hiç böyle merhameti olmayan, sevgisi, inancı bilmem neyi olmayan insanları kastetmiyorum. Bizim gibi inancı ya da merhameti ya da inancı olmaya da bilir. Belki merhameti vardır yani. Ben böyle insanlara anlatıyorum. Diğerleri zaten boş gelmiş, boş gidecekler. Onlar yani gittiklerinde görecekler Anya'yı, Konya'yı yani. Ama biz bu kadar fiziken yorulurken neden yani? Bak sadece kendi arkadaşlarım için bunları anlatmıyorum. Bir sürü arkadaşım var. Ayşe diye bir arkadaşımız var. Instagram'dan takip edin diyorum. Kaç kişi takip ediyor? Olmuş 70-80 tane yavru kedi, 150 tane yetişkin kedi. Nur ablası nasıl yiyorlar? Kuru mamayla karıştırdık yaş mamayı. Severek yiyorlar. Esin ablalarına da çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun ikinizden de. Esin ablası bak, gönderdiğim mamaları yiyor bebişlerimiz. İknur ablası sana da çok teşekkür ediyoruz. Esin ablalarına çok teşekkür ediyoruz. Daha bahçeye de gideceğiz bugün. Allah razı olsun. Kesene bereket.
Ben sadece kendim için konuşmuyorum burada. Ben zaten artık benim için sizden beklediğim en büyük olay, en büyük sorumluluk Esin arkadaşımız gibi elinizi taşın altına koyun. Esin de çok zengin değil, hepiniz gibi. Geldi buradan ev tuttu, yardımcı ayarladı. Gereken ne varsa yaptı. Daha buradan yavruları almadan ekonomik destek verdi, klinik desteği. Burada aşılarını tamamladık. Karma aşılarını, kuduz aşılarını, parazit aşılarını. Hayır, birbirlerini dövüyorlar. Onları aldı. Tekrarlarını, aşılarını orada yaptırıyor. Ve orada bahçede, orada sokakta baktığı başka hayvanlar var. Destek verdiği, mama gönderdiği yerler var. Arkadaşlar, bir iki kişi böyle fedakarlık yapıyor diye sadece o bir iki kişiye yüklenmeyin. Bu hepimizin sorumluluğu. Bunların hesabı hepimizden sorulacak. Sadece benden değil. Ben zaten tıkandım. Ama ben dedim ki herkese dedim. Vallahi darılmayın, kırılmayın, gücenmeyin dedim. Bitti. Doğru düzgün destek yok. Arkadaşlar bir iki kişinin desteğiyle olmuyor, yetmiyor. Vallahi yetmiyor. Ya ayda 10 bin lira benim mamayla kuma giderim var. Buna malt eklediğinde, iç dış parazit eklediğinde ayda 15 bin. Ayda 15 bin nereden gelecek? Nereden gelecek arkadaşlar? O yüzden dedim ben, bana dedim haber vermeyin. Yapabiliyorsanız kendiniz bir şey yapın. O sizin karşınıza çıktıysa sizin sınavınızdır. Burada arkadaşlar artık kimse bana haber vermemeye başladı. Tabii belki kırılmış da olabilirler ama onlar da haklı. Ben de kendimce haklıyım. Çünkü bir şey olunca karşıma geçip diyorlar ki senin YouTube kanalın var, bağışçıların var. Yani sanki YouTube kanalı olan, eğer o kadar basitse herkes açsın YouTube kanalı. Sanki YouTube kanalı olan para basıyor. Arkadaşlar size yemin ediyorum bak geçen ay bu Mayıs sonu Haziran başı gibi video fazla yükledim. Uzun kısa o zaman o dönem video fazla yükledim. YouTube'un ne kadar geliri var biliyor musunuz? Bana 19 dolar o zamanın şeyine göre 418 TL. O, tabii dolar şimdi biraz daha yüksek ama o dönem 418 TL. Bunun da çoğu zaten katıl butonundan katılanlar. Arkadaşlar izleyenlerden 50-60-70 lira gelmiş. Yani hani böyle hani onu da izlemeyin yani. Hani yurt içindekiler daha çok izliyor. Ben istatistiklere bakıyorum. YouTube hani analizleri var. Millet keyfe keder kanalları, gezgin kanalları, yemek kanallarını, hayvanseverler de olsun daha fazla izliyorlar arkadaşlar. Hani buraya yorumlara da yazmayın. Hani ben tamamını izliyorum falan. Arkadaşlar ben izleyeni de biliyorum, izlemeyeni de biliyorum. Atlaya atlaya izleyeni de biliyorum. Biraz izleyip yarım bırakanı, çeyrekte bırakanı hepsini ben biliyorum. Yani onun için açıklama yapmanıza gerek yok. Ben herkesi kastetmiyorum. Benim kastettiğim kişiler zaten kendini biliyor. Şimdi bizi en çok Türkiye'den izleniyoruz. Çünkü neden? Halden onlar anlıyor. Aynı acıları onlar çekiyor. Bari diyorlar bu kadıncağıza da bir izleyerek hani çünkü başka maddi destek Türkiye'dekiler veremez. Zaten hepsinin kendi himayesinde baktığı çok canlar var arkadaşlar. Bari hani izleyerek falan bir katkımız olsun, yorum yapalım bilmem ne falan diyorlar. Ama Türkiye izleyicisinin reklam gelirlerine katkısı yok denecek kadar az. Ha belki etkileşim sağlar, işte bizi öne çıkarır falan yani. Ama para kazandırmıyor arkadaşlar. Bize para kazandıracak olan yurt dışı izleyicisi. Ama da onlar da yani bırakın maddi desteği, manevi desteği de kestiler. Ben anlamadım yani ne oldu. Arkadaşlar biz yüzde kaç yüz burada ekonomik kriz yaşıyoruz. %7 ile %8 ile bu kadar öldünüzse demek ki bizim direkt el ele tutuşup Boğaz Köprüsü'ne atlamamız lazım. Yani bakın arkadaşlar bahçesinde bir kedi rahatsızlanıyor. Esin'in. O gün de Esin eve bu kediler için karma aşılarını tekrarını yaptırmak için veteriner hekim çağırıyor. Hazır veteriner hekim gelmişken bahçede o kedinin de öyle olduğunu fark ediyor bir komşu. Esin de diyor ki hemen derhal kliniğe alın ama veteriner hekim diyor ki yani kurtulamayabilir. Kedinin durumu biraz ağır falan. Neyse ameliyat olması gerekmiş. Veteriner hekim onu ameliyat ediyor ve aynı gün teslim ediyor. Kedi anesteziden uyanır uyanmaz teslim ediyor. Buna rağmen birkaç saati Esin'e 8 bin liraya mal oluyor. Evde baktığı işte bizlerden sahiplendiği, Fatoş Hoca'dan sahiplendi,
O kediler kendi orada sokaktan kurtardığı kediler, onların masrafları, oraya buraya verdiği destekler. Ben şimdi ne yapayım? Ben bunlara sahiplenecek. Mesela aramızda arkadaşlar bir tane bile kedisi olmayan arkadaşlarımız var. Sokakta kedi besliyorlar. Ama evde kedi yok. Neden? Ben şimdi bunu ne yapayım? Bak bu Scottish tamam kırma mırma. Ama bu ticaretçilerin eline düşerse üretim yapılacak. İlaçlayıp ilaçlayıp üretecekler. Doğurtacaklar bunu. Sonra da bu hastalanacak. Bunu atacaklar, terk edecekler. Ben ne yapayım? Bunu şimdi nereye bırakayım arkadaşlar? Hı? Ben hadi sizden maddi destek istemiyorum. Şunu sahiplenin bari. Yapın Esin gibi. 3 tane 5 tane almayın da 1 tane alın. İşlem mi lazım arkadaşlar yurt dışına gitmek için? Gönderirsiniz masrafını. Ben burada bir şey işlemlerini yürütürüm. Ben sorumluysam sen de sorumlusun bundan. Sana söylüyorum evet. Öyle evde hiç kedi yokken hayvanseverlik olmuyor. Sorumluluk da lazım. Elini taşın altına koyacaksın. Söyle ben şimdi bunu götürüp bir parka bıraksam. Ben kötü birisi olacağım değil mi sana göre? Ha? Hayvansever değil ne biçim hayvanservermiş diyeceksin değil mi? Sen ne biçim hayvanseversin o zaman bana onu yaptırıyorsun. Al sana vereyim diyorum mesela. Güvendiğim insanlara vereyim diyorum. Ha? Arkadaşlar niye bu sorumluluğu niye alamıyorsunuz? Geçtik ya maddiyattan geçtik. Zaten maddiyat bir kere oluyor, 2 kere oluyor. Buna bir ömür lazım her şey. Al bir tane daha. Bu da düz sarma. Nasıl atayım, nereye atayım söyleyin. Ya kime desem şunu alın diye bir daha beni aramıyorlar. Hani ben de güvendiğim insanlara söylüyorum. Herkese söylemiyorum ki. Ben öyle sıradan herkese veremem. Dur dur dur. Ya arkadaşlar işte sarmağın dişi üstelik Scottish. Resmen cins. Sonra gel gelelim. Bunu hatırladınız mı arkadaşlar? Kutu içinde kapımıza bırakılmıştı. Bir de sarı kardeşi vardı, onu kaybettik biliyorsunuz, melek oldu. Bu da orada o yavruların yanında büyüdü. Hiç kimse sahiplenmez tekir kedi. Ne olur Allah rızası için biriniz sahiplenseniz. Hiç kedisi olmayanlar ya da tek kedisi olanlar size söylüyorum. Ben bunları yarın öbür gün bir parka bahçeye mecbur kalıp bıraktığımda o zaman kötü biri olacağım değil mi? Ne biçim hayvansevermiş diye. Sen gel bakayım 70 metrekarelik evde. Ki burası mama deposu. Burada malzemeler var. Ben mutfakta uyuyorum. Yatağım yok. Yatak odam yok. 70 metrekarelik evde 23 kedi. Gel bir gün bak bakayım. Mecbur ben bunları bir yere bırakacağım. Mecbur. Üstelik daha bunların 4 tane daha kardeşi var aşağıda. O 4 kardeşi içinde ben tabii sürekli atlatmak zorunda kalıyorum. Hani acaba sahiplenen çıkar mı diye. Haftaya alıyorum. Önümüzdeki günlerde alıyorum. Bilmem de. En son bana telefon açtı adam. Bir sert yaptı. Feleğim şaştı arkadaşlar. Bana diyor ki abla alıyorsan al, almıyorsan ben bugün bunları burada bir yere bırakacağım. Ya arkadaşlar bilen bilir burada bırakılacak yer mi var? Burada sokak yok. Burada her yer cadde. Zaten evimizin önü, o kedilerin durduğu yerin önü otoyol burası. Avrupa otoyolu. Ne yapayım arkadaşlar? 4 tane kedi kapıma dayandı. Ne yapayım? Zaten 23 evde. 23 diyorum. 19 vardı. 20. kedi. Araba motorundan çıkan güzeller güzeli kedi. Ne yapayım? O kadar böyle bir çılgın kedi ki o da. Bıraktığım an gene girecek bir araba motoruna. O zaman niye kurtardım? O acı feryatlarını duymamazlıktan gelip geçen insanlar gibi mi davransaydım acaba? Duyduğum için mi kabahatli oldum? Ben ne yapayım şimdi arkadaşlar? Ondan sonra işte anlatıyordum yarım kaldı. Konunun birinden öbürüne geçiyorum. O kadar çok şey var ki arkadaşlar. Kimseden dedim kedi bana haber vermeyin, bana söylemeyin. Bana üzücü müzücü bir şey söylemeyin falan filan. Derken arkadaşlar ön cama Umut'un odasına sineklik takmaya çalışırken baktım aşağıdan bizim eczanenin sahibi Eczacı Bey, yanında çalışan kızlar, bir de çocuklar el sallıyorlar, kapıyı aç falan. Neyse bastım apartmanın otomatiğine.
Bu arada ev çok sıcak. Kedilerim arkadaşlar baygın, oraya buraya bayılıyorlar yani. Çok biz zor durumdayız. Neyse açtım. Çocuklarla beraber eczanede çalışan kızlar. Aa, bir tane kedi bağırıyor. Bir kız çocuğu arkadaşlar 6-7 yaşında. Bunların küçük küçük videolarını da yapacağım. Öyle zor zapt ediyor ama o hayvanı kurtarabilmek için bırakmamış arkadaşlar. Bıraksa bu cadde kenarlarında çok kötü. Gözüne diken batmış. Aldım yine veterinere. Neyse arkadaşlar onları da tane tane videolarında anlatacağım. Bu böyle birikmiş her şeyi, tabi her şeyi dökemesem de gene kısmen işte ne oluyor ne bitiyor anlatmak istedim. Tabii ki bunu izlerken sonradan giren arkadaşlar vakit bulurlarsa, baştan izlerlerse daha çok memnun olacağım. Bundan sonra da biraz daha düzenli video paylaşayım bari, en azından damlaya göl olsun ya da işte kanalın büyümesine yardımcı olsun. Seviyorum hepinizi. Allah'a emanet olun. İnşallah artık kısa kısa videolar yapmaya çalışacağım. Bu arada arkadaşlar TikTok'ta kendi kendine ilerliyor. Yemin ediyorum YouTube'a verdiğim önemi TikTok'a verseymişim demek için milyona ulaşacaktım. Belki 10-15 tane, o da nasıl biliyor musun? 10 saniye, 20 saniye, 30 saniyelik videolar. Bir yılda yani 15 video yoktur. Öyle söyleyeyim. Kendi kendine orası ilerliyor. 700-800 takipçi olmuş. Hiç ne beğenin diyorum, ne yorum yapın diyorum, ne bilmem ne diyorum arkadaşlar. Takipçilerin çoğu yabancı. Yani burada o kısacık böyle saniyelik videolarda hissiyatı alıyorlar ve takip ediyorlar. Şimdi YouTube kanalında sen bana geldin, ben sana gitmezsem çıkarım abonelikten. Yok ben sana yazdım, sen bana yazmazsan. Külliyen bir şeylik yani. Bir fesatlık, bir hainlik. Bilmiyorum ya. Gerçekten TikTok biraz daha hızlı ilerlerse, ciddi söylüyorum. Hani TikTok kullanan var mı aranızda bilmiyorum ama TikTok'da yani bayağı bir şey yapacağım. Çünkü en azından mevcut kedilerim için, onların hayatını güzelleştirmek için biraz daha enerjimi toplayıp bir şeyler yapmam lazım arkadaşlar. Seviyorum hepinizi. Allah'a emanet olun. Mutlaka unuttuğum bir şeyler kalmıştır ama ne yapayım, çünkü çok yoğunluk yaşıyoruz, öyle böyle değil. Kendinize de çok dikkat edin arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.